Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz cadı şapkası anahtarlıkların nasıl örüldüğünü öğreneceğiz ve hep birlikte öreceğiz. Bu çalışmayı yapmak için koton iplikler kullandım. Kullandığım renkler sarı, siyah ve mor. Bu üç renkle iki farklı şapka örebiliriz arkadaşlar. Ben sizlere fikir olması açısından iki farklı renk kombinasyonuyla anahtarlık ördüm. Siz de zevkinize göre istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Bir de anahtarlık demiri kullandım. Bu demirleri de piyasada çok rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok pratik, yapımı çok kolay ve yapıldığı zaman da çok hoş görüntüsü olan anahtarlıklar. Şimdi ipleriniz hazır, sizler de hazırsanız ben hazırım. Haydi hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örerek başlayacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 İpliği sıkıştırıyorum. Spiral öreceğiz arkadaşlar. Ayraç kullanalım. Sıramızı kaybetmemek için şöyle bir işaretleyelim. Şimdi ikinci sırada her sık iğne içine bir arttırma yapacağız. Yani her sık iğne içine iki tane sık iğne öreceğiz. Birinci arttırma. İkinci arttırma. Üçüncü arttırmam. Dördüncü arttırmam. Beşinci. Ve altıncı arttırmam. Üçüncü sıra. Bir sık iğne öreceğiz. Bir arttıracağız. Bir sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda toplam 18 adet sık iğne olmalı. Sıra 4. 2 sık iğne öreceğiz. Bir tane arttıracağız. 2 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 24 adet sık iğne olmalı. Sıra 5. 3 sık iğne örüyoruz. 2 3 bir tane arttırıyoruz. 3 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bu sıramızda 30 adet sık iğne olmalı. Sıra 6. Sadece 30 adet sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar. 7. sıraya geliyoruz. Şimdi bu sırada arkadaşlar yine 30 tane sık iğne öreceğiz. Ama nasıl öreceğiz? Blo öreceğiz. Şu arka taraftaki, yani zincirin içinden batacağız ve arka tarafa öreceğiz. Şu arka tarafa örerek, bakın böyle 30 tane sıra sonuna kadar sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra 8, 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 1 tane azaltacağım. 3 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıra 9 ve sıra 12 arkadaşlar. Toplam 4 sıra, her sırada 24 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 3. sıra 2 sık iğne öreceğiz. 1 2 1 tane
azaltıyoruz. 2 sık iğne bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bu sıramızda toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi arkadaşlar 7 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde 7 sıra örelim. Evet, 7 sıra çalışmamı tamamladım. Şimdi arkadaşlar bir sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltıyoruz. Bir sık iğne bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bu sıramızda da toplam 12 adet sık iğne olmalı. Evet, şimdi 4 sıra öreceğiz. 4 sıra, her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şapkamız şekillenmeye başladı. Şimdi içini elyafla dolduralım. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım. Bir sık iğne. Bir arttır. Şimdi 3 tane azaltma öreceğiz. Birinci azaltma. İkinci azaltma. Ve üçüncü azaltma. Bu sıramızda toplam 12 adet sık iğne olmalı arkadaşlar. Şimdi yeni sıramızda bir tane azaltma öreceğiz. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi iki tane azaltma öreceğiz. Birinci azaltma, ikinci azaltma. Bu sırada da toplam 12 adet sık iğne olmalı arkadaşlar. Şimdi 2 sıra öreceğiz. Her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. Evet, şimdi arkadaşlar 2 tane azaltma öreceğiz. Birinci azaltmam, İkinci azaltmam, altı tane sık iğne öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bir tane azaltma örüyoruz. Bu sıramızda da toplam 9 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi yeni sırada bir tane azaltma örüyoruz. Bir tane sık iğne. Bir tane azaltma örüyoruz. Bir tane sık iğne, bir tane azaltma örüyoruz, bir tane sık iğne örüyoruz ve şuraya bir zincir kaydırma yapıp çalışmamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şeklimizin böyle olması gerekiyor. İçini çok sımsıkı doldurmayın.
Ben şuraya kadar doldurdum. Şu kısımlar boş aslında. Çok sıkı doldurmuyoruz. Şimdi arkadaşlar ipliği kısa kesip içeride saklayalım. Burada bulalar örmüştük hatırlarsanız. Boşta kalan yarım parçaların içinden öreceğiz. Şimdi bir tanesinden ipliğimi bağlayacağım. Bir zincir çekeceğim. Şimdi buraya 30 tane sık iğne öreceğiz. Şu boşta kalan zincirlerin içine örüyoruz. 2 3 4 5 6. Yani bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 30 tane bu zincirlerin içine batarak 30 tane sık iğne örelim. Evet, sıra sonuna geldiğimizde de şurada bir zincir çekmiştim başlangıçta. O zincirin içine batıp sırayı birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bu sıramızda 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 Bir tane arttıracağım. 4 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Sıramız bittiğinde bu sırada 36 adet sık iğne olmalı. Bu bölümde 3. sıramız arkadaşlar. Şimdi 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane arttıracağım. 5 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bu sıramızda da 42 adet sık iğne olmalı. Sıra 4. 6 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane arttırıyorum. 6 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda da toplam 48 adet sık iğne olmalı. Sıra 5. 7 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane arttıracağız. 7 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 54 adet sık iğne olmalı. Sıra 6. 8 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane arttırıyoruz. 8 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplamda 60 adet sık iğne olmalı. Evet, yeni sıramızda arkadaşlar sadece 60 tane sık iğne sıra sonuna kadar örüyoruz.
Evet arkadaşlar, 60. sık iğneyi ördüğünüzde şimdi bakın böyle ipi burada çekiyorsunuz. Şimdi gizli kapamayı göstereceğim size. Bu aşamada ipliğe iğneyi takalım. Bu kapama sayesinde son sıramızın kapanışı belli olmayacak. Gizli kapama olacak. Şimdi bakın iğneyi bu şekilde geçirdim. İlmeğin içinden, zincirin içinden çıkıyor ip. Başlangıçtaki zincirin altından iğnemi takıyorum. Sonra bu son zincirin içinden tekrar iğneyi takacağım. Bakın böyle yaptık. İpimiz buradan çıkıyordu. Ne yaptık? Son zincirin altından iğneyi geçirdim. İpliğimi çektim. Şimdi bu zincirin içinden tekrar iğnemi geçireceğim. Şöyle ki geçiriyorum. İçinden geçiriyorum ve çekiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi kapama yaptığımız yer belli olmuyor. Şapkamızın kenarları da düzgün gözüküyor. Şimdi bu ipliği alttan yürüterek burada kaybedelim ve ipliği kısa keselim arkadaşlar. Evet, şapkamız hazır arkadaşlar. Şimdi yeni çalışmamızda şapkanın bu kısmına bir kemer öreceğiz. Bunun için siyah renkli iplik kullanacağız. Şimdi şapkamızı şöyle bırakalım bir kenara. Başlangıçta 35 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34 ve 35. 35 zinciri çektikten sonra arkadaşlar ilk zincirin içine bir tane zincir kaydırma yapacağım. Bir tane zincir çekeceğim. Şimdi arkadaşlar 34 tane sık iğne öreceğiz bu zincirlerin üstüne. Her bir zincirin üstüne bir sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3. Gösterdiğim gibi devam edeceğiz. Her zincirin içine bir tane sık iğne öreceğiz. Ve sıra sonuna geldiğimizde toplam 34 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet, ilk sırayı ördüm, tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. 2 sıra daha öreceğiz. 2 sıra daha, her sırada 34 adet sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çalışmamı tamamladım. Şimdi bu kısma geldiğimizde yine ipliği birleştirmiyoruz. Birleştirmeden burada bırakacağız. Dikiş payı bırakarak ipliği uzun keseceğim. Buradayken ipi çekiyorum. Yine son sırayı gizli kapama yaparak birleştireceğiz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Nasıl yapıyorduk? Şimdi bakın bu aşamadayken iplik ilk sık iğne, yani bu sıranın birinci sık iğnesinin bu üst zincirinin içinden, şu V var burada, onun altından iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde. Ve tekrar bu
bu zincirin içinden geçireceğim. Bakın böyle zincirin içinden geçiriyorum. Şu alttaki parçadan da haroşa gibi atlamalar var. Onun içinden de geçirin. Şöyle geçiriyorum. Bakın. Kapattığımız yer belli olmuyor. Gördünüz mü? Şimdi bu kısmı diktikten sonra arkadaşlar ipliği uzun bırakın, kesmeyin. Daha sonra şapkaya tutturacağız bu parçayı. O nedenle bu ipe ihtiyacımız olacak. Şimdi sarı iplik alacağım arkadaşlar. Sarı iplikle bu kemerin, şapka kemerinin tokasını öreceğiz. Başlangıçta 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. İkinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma örüyorum. İkinci zincirin içine. Tekrar 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Yine ikinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma. 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. İkinci zincirin içine bir zincir kaydırma öreceğim. 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Yine ikinci zincirin içine bir zincir kaydırma örüyorum ve başlangıçtaki ilk sık iğnenin içine batarak birleştireceğim yine bir zincir kaydırmayla. Böylece arkadaşlar toka çalışmamızı yapmış oluyoruz, bitirmiş oluyoruz. İpliği dikiş payı bırakarak uzun keselim. Şimdi tokayı bu kemerin üzerine dikeceğiz arkadaşlar. Nerede kalmıştık en son? Bakın bu bölüm, burası sıraları birleştirdiğimiz yer zaten belli birazcık. Bakın birleştirme yapıp bir zincir çekip yeni sıraya başladığımız son bitiş sık iğneleri onun üstüne dikeceğiz ki burası gözükmesin. Şimdi şöyle tutturarak bu tokayı buraya dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle şu siyah ipliği de arkada bırakalım. Normal gizli dikişle dikeceğiz düzgün bir şekilde. Sadece tokamız düzgün olsun, yamuk olmasın arkadaşlar. Evet, göstermiş olduğum gibi sıra sonuna kadar dikişimizi tamamlıyoruz. Tokayı tutturup diktikten sonra arkadaşlar buraya bir toka iğnesi çizeceğim. Şimdi iğnemi şu ortadan çıkaracağım ve buraya şöyle bir toka iğnesi çizeceğim. Şuradan tekrar geçiriyorum. Bir tane daha geçirmek istiyorum. Biraz kalın dursun. Biraz daha geriden. Onu siz de ayarlarsınız ölçülerini. Yine aynı yerden iğnemi takacağım. Evet, böylece toka iğnesini de işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sarı ipliği arka tarafta sabitleyerek kesebiliriz. Evet, çalışmamız hazır olduğuna göre artık tokayı şapkamıza geçirebiliriz. Şimdi tokayı böyle bir yüzük gibi şapkadan geçireceğiz ve bakın burada şu son sıralara iyice oturtturalım. Buraya tokayı bu bıraktığımız siyah iple sabitleyerek dikelim ki kaymasın arkadaşlar. Tam buraya şu yan noktalardan birer tane tuttursanız yeterli. Dikelim ve sabitleyelim. Evet, çalışmamı tamamladım.
Şimdi bu anahtarlık demirlerini takacağız. Bunun için mor iplik alalım ve iğnemize takalım ve daha sonrasında bu anahtarlık demirlerini buradan değil, şu bölümden dikerek sabitleyeceğiz. Arkadaşlar, şimdi iğnemize mor ipliğimizi takıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu parçayı şöyle bir yana doğru hafif eğeceğiz ve buradan tutturacağız. Şöyle ki, şimdi bakın, buradan tutturuyorum. Şöyle şu üst kısımdan da şuradan tutturup çekeceğim. İpim burada, bakın. Şu kadar bir mesafe üstten de iğneyle tutturuyorum. Bakın, böyle çektireceğim. Burada da yukarıdan çıkaracağım iğnemi. Şurada bir tutturayım öncelikle. Şurada bir tutturuyoruz bu parçayı. Şimdi iğneyi üstten çıkaracağız. Nereden? Şimdi bakın, anahtarlık demirini takacağımız noktadan. Onu doğru bir şekilde sizin ayarlamanız gerekiyor. Yani anahtarlık demirini taktığınızda şapkanın düzgün durması gerekiyor. Yani başka bir yerden çıkardığınızda şöyle yamuk durmasın şapka, düz dursun. O nedenle şu bölüm tam şapkanın ortasına gelecek şekilde o eğimi ayarlarsınız. O ölçüleri siz yaparsınız. Ona göre dikersiniz. Şimdi anahtarlık demirimizi alacağız. Demirimizin ilk halkasından geçiriyorum. Buraya tutturacağız ama burayı da gevşek bırakmayın, sıkı tutun. Şimdi buraya demiri dikip sabitliyorum arkadaşlar. Şuraya da bir düğüm atalım. İpimizi de başka bir yerden çıkararak kesiyoruz. Şu başlangıç ipliğini de içine bir çekeyim. Evet, şapkamızı da düzeltelim. Evet, böylece çalışmamızın sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Böylece bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Hepinizin eline sağlık diyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni ve bir cümle yorumlarınızı videomun yorum kısmına bırakmayı unutmayınız. Sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan yayınladığım anda ilk sizler haberdar olabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.